Doktor McVeely. Bak, yolda bir sürü araba gidiyor. Bazıları kendileri gidiyor. Bazıları da bir araba taşıyıcısına yüklenmiş. Araba taşıyıcıları büyük ve güçlü olurlar. Bu taşıyıcı 10 tane araba taşıyor. Onları araba fabrikasından almış, şimdi de otogaleriye götürüyor. Arabaların renklerini birlikte söyleyelim. Mor, açık mavi, sarı, pembe, siyah, beyaz, kırmızı, mavi. Yeşil, turuncu. Aferin bize. Bütün renkleri doğru söyledik. Dikkatli ol araba taşıyıcısı. Bu işaret ileride bir kasis olduğunu söylüyor. Yavaşlamalısın. Eyvah! Beyaz araba platformdan yuvarlanmış. Araba taşıyıcısı bunu fark etmemiş bile. Otogaleriye geldi. Ona arabaları saymasına yardım edelim. Bir, İki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, bir araba eksik. Bil bakalım taşıyıcıdan yuvarlanan arabayı kim buldu? Doktor McVeely. Beyaz araba, otogaleriye gitmelisin. Yolu bilmiyor musun? Sorun değil. Doktor McVeely sana yolu gösterecek. Hadi gidelim. Geldik sayılır. Araba taşıyıcısı, kaybolan arabayı bulduk. Merak edecek bir şey yok. Otogaleriye toplamda 10 tane araba teslim ettik. Aa bak, Doktor McVeely gelirken yolda bir vida düşürmüş. Eğer vidayı gördüysen, Doktor McVeely'nin onu nerede düşürdüğünü yorum olarak yazar mısın? Teşekkür ederiz.
Doktor McVeely bize renkleri öğretiyor. Merhaba Doktor McVeely. Bugün birlikte boya mı yapacağız? Sen de ekskavatörün çıktısını alıp onu bizimle birlikte boyayabilirsin. Ve işte bu da Doktor McVeely'nin ekskavatörü. Onu boyamaya başlayalım. Hangi renkleri kullanacağız? Gri. Ekskavatörün paletlerini gri yapalım. Açık mavi. Kabin açık mavi olsun. Peki buraları hangi renkleri boyayalım? Bir bakalım. Siyah. Ve mavi. Başka neyi maviye boyayalım? Kolu. Biraz açık gri. Yeşil mi? Hayır. Yeşil burada iyi durmadı. Turuncu. İşte şimdi oldu. Doktor McVeely'nin ekskavatörü işe gitmeye hazır. İnşaat alanına gidiyor. Kepçesini toprak doldurup onu damperli kamyonun kasasına döküyor. Harika! Bir dahaki bölümde Doktor McVeely bu damperli kamyonu boyayacak. Bu eğlenceyi sakın kaçırma. Doktor McVeely. Bak, bunlar ekskavatör ve damperli kamyon. Onlar inşaatta çalışıyorlar. Ekskavatörün çukur kazması gerekiyor. Vay, kepçesinde ne kadar çok toprak var. Kamyon kasasındaki toprağı başka bir yere götürüp boşaltacak. Toprağı dökmek için kasayı kaldırmak gerekiyor. Aa, kasa inmiyor. Damperli kamyon bozuldu. Doktor McVeely'nin tamirhanesine gitmemiz gerekiyor. Doktor McVeely. Merhaba. Doktor McVeely kimin geldiğini merak ediyor. Damperli kamyon, ne oldu sana? Bir sorun var. Merak etme. Doktor sorunun ne olduğunu anlamaya çalışacak. Kasanı indirmeye çalışır mısın? İnmiyor.
damperli kamyonun hidrolik sisteminde bir sorun var. Doktor sana neler olduğunu anlatacak. Depoda yağ var. Pompa onu borulardan pistona doğru itiyor. Piston da kamyonun kasasını kaldırıyor. Bu küçük bir kapakçık. Onu açtığımızda yağ tekrar depoya doluyor. Böylece hem piston hem de kasa iniyor. Sanırım kapakçık bozulmuş. Kasa kalkıyor ama geri inmiyor. Kapakçığı tamir edelim. Oley! Çalışıyor. Damperli kamyon, kasanı indirebilirsin. Aferin. Damperli kamyon, Doktor McVilly'yi gezdirir misin? Tabii ki. Doktor McVilly sürücü kabinine oturuyor. Hadi gidelim. Damperli kamyon ile gezmek çok eğlenceli, diyor Doktor McVilly. Damperli kamyon ise onu tamir eden Doktor McVilly'yi gezdirebildiği için çok mutlu. Damperli kamyon, kornaya basabilir miyim? Olur. Çok eğlenceli bir gezi oldu. Teşekkürler damperli kamyon. Kamyonun ve Doktor McVilly'nin işlerine dönmeleri gerekiyor. Bir dahaki seferi görüşürüz. Hoşça kal damperli kamyon. Doktor McVilly. Burası Doktor McVilly'nin tamirhanesi. Ve bu da Doktor McVilly. Bugün burada ne yapıyor? Aa, bir zaman makinesi yapıyor. Doktor McVilly geçmişe yolculuk yapıp eskiden arabaların nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Şimdi arabaların 250 yıl önce nasıl göründüklerine bakacağız. Hadi geçmişe yolculuk yapalım. Doktor McVilly çok heyecanlı. İşe yaradı. Burada her şey çok değişik görünüyor. Araçlar çok ilginç görünüyor. Ve tren gibi buhar çıkartıyorlar. Buharlı trenler gibi onlar da buharla çalışıyormuş. Bu buharlı bir otobüs. Eski zamanın at arabalarını andırıyor. Bu araçlar nasıl gidiyor? Bir bakalım. Buharlı araçların bir kazanı olur. Bu onların motoru sayılır. Kazanın altında bir ateş yanıyor ve suyu ısıtıyor. Su kaynayınca buhar oluşuyor. Buhar borulardan geçip özel bir bölmeye ulaşıyor.
burada buhar pistonu hareket ettiriyor ve böylece tekerleğin dönmesini sağlıyor. Bunların hepsi buhar sayesinde gerçekleştiği için buharlı araç deniyor. Buharlı trenler ve buharlı gemiler de bu şekilde çalışıyor. Geçmişte tamirhaneleri nasıl göründüklerine de bir bakalım. Burada kocaman bir fırın var. Ve bozuk bir araç. Aracın neyi bozuk olduğuna bir bakalım. Tekerleği dingile bağlayan parça kırılmış. Ne yapsak? Doktor McBeal'in ne yapılması gerektiğini biliyor. Yeni bir parça yapacak. Eldivenlerimizi takalım. Ve bir vida alalım. Vidayı fırında ısıtıp yumuşamasını sağlayabiliriz. Şimdi onu örse koyalım. Çekiçle vurarak vidaya istediğimiz şekli verebiliriz. Şimdi ince bir çiviye benziyor. Onu bükelim. İstediğimiz parçayı elde ettik. Bakalım olması gerektiği gibi olmuş mu? Aracı kaldırıp tekerleği yerleştirelim. Zinciri takalım. Ve yaptığımız parçayı yerine oturtalım. Eskiden tekerlekler böyle bir parçayla monte edilirdi. Şimdiki günlerde vida kullanılıyor. Bu daha güvenli. İşte oldu. Buharlı araç yoluna devam edebilir. İyi yolculuklar. Doktor McWheely, eve dönme zamanı. Yani şimdiki zamana. Bakalım Doktor McWheely bir dahaki sefere zaman makinesiyle nereye yolculuk edecek? Doktor McWheely. Çim biçme makinesi futbol sahasında çalışıyor. Futbolcuların rahat koşmaları için çimi biçiyor. Futbol sahasını maça hazırlaması gerekiyor. Olamaz. Çim biçme makinesi taşa takıldı. Makinenin bıçakları çalışmıyor. Dolayısıyla çimi biçemiyor. Çim biçme makinesi. Haznendeki çimi boşalt ve Doktor McWheely'ye git. Merhaba Doktor McWheely. Futbol mu izliyorsun? Merhaba çim biçme makinesi. Ne oldu? Sorun nedir? Sorunun ne olduğuna bir bakalım. Dışından herhangi bir sorun görünmüyor. Bozuk bir yerin yok. Kaputun altına da bakalım. Bu motor. Yeni görünüyor. Tertemiz. Yağ lekesi bile yok. Sorun başka yerde olmalı. Çim haznesine de bakalım. Bir metal parçası. Bu da ne böyle? Şimdi bıçaklara bir göz atalım.
çimlere işte bu cihaz biçiyor. Ters çevrilmiş ve ortasında bıçakları olan bir tencereye benziyor. Aa, bıçağın bir tanesinin altında taş varmış. Onu oradan çıkartmamız gerekiyor ki bıçaklar dönebilsinler. İşte böyle. Görüyor musun? Bıçakların bir tanesi kırılmış. Tek bir bıçak çimi biçemez. Aa, bu Dr. McVeely'nin çim haznesinde bulduğu parça. Evet, uygun. Hadi onu yapıştıralım. Ay, parça yapışmadı. Acaba parçayı iple bağlasak mı? Deneyelim. Hayır, bu yöntemle de olmadı. Ne yapacağız? Parçayı vidalayarak tutturmaya çalışalım. Bu küçük metal parçasına küçük vidalar takalım. Çalışıyor. Bıçakları yeni kasanın içine yerleştirelim. Kasayı da çim biçme makinesinin altına takalım. Tamir bitti. Gidip sahayı futbol maçına hazırlayabilirsin. Çim biçme makinesi tam zamanında yetişti. Teşekkür ederiz Dr. McVeely. Dr. McVeely bize renkleri öğretiyor. Merhaba Dr. McVeely. Bugün birlikte boya mı yapacağız? Sen de ekskavatörün çıktısını alıp onu bizimle birlikte boyayabilirsin. Ve işte bu da Dr. McVeely'nin ekskavatörü. Onu boyamaya başlayalım. Hangi renkleri kullanacağız? Gri. Ekskavatörün paletlerini gri yapalım. Açık mavi. Kabin açık mavi olsun. Peki buraları hangi renklere boyayalım? Bir bakalım. Siyah. Ve mavi. Başka neyi maviye boyayalım? Kolu. Biraz açık gri. Yeşil mi? Hayır. Yeşil burada iyi durmadı. Turuncu. İşte şimdi oldu. Dr. McVeely'nin ekskavatörü işe gitmeye hazır. İnşaat alanına gidiyor. Kepçesini toprak doldurup
onu damperli kamyonun kasasına döküyor. Harika! Bir dahaki bölümde Dr. McVeely bu damperli kamyonu boyayacak. Bu eğlenceyi sakın kaçırma.